Merhabalar. Konumuz Transparency kanalını tanıma, Transparency kanalının kullanımı. Öncelikle materyal ekleyelim ve Transparency kanalının kullanımını gösterelim. Transparency kanalını ilk önce aktif hale getirelim. Yanındaki işaret sayesinde. Gördüğünüz gibi şeffaf oldu. Bu şeffaflığı düşürebiliriz Brightness seçeneğinden. Gördüğünüz üzere. Biz %100 yapalım. Refraction seçeneği ise yani ışığın kırılma seviyesini belirleyeceğimiz seçenektir. Örneğin yani ışığın bildiğiniz üzere ışık cam üzerinde kırılır. Yani genelde transparency kanalının kullanımda bu yüzdendir. Bir cam efekti verilmek için refraction seçeneği bulunmakta. Örneğin bir cam için 1.43 seçeneği uygundur. Bir cam kırılmasını gösterebilmek için. Gördüğünüz gibi Cinema 4D'nin preview ekranındaki arkasındaki çizgiler bize kırılmanın nasıl gerçekleştiğini göstermiş bulunmakta. Transparency kanalının içinde bulunan Total Internal Reflection veya Exit Reflection seçenekleri ise yine refleksiyonun anlayacağınız gibi parlama efektlerinin aktifleştirip pasifleştireceğimiz alanlardır. Gördüğünüz gibi sadece mat bir cam efekti vermiş olduk. Bunları aktifleştirerek parlaklık sağlayabiliriz. Fresnel Reflectivity gördüğünüz gibi parlaklığını yani yansımasını ayarlayabileceğimiz seçenektir. %100 olarak bırakalım. Add Type seçeneği ise yine Color'ın yine bir yansıma verecek fakat Color ile beraber bir yansımanın yani bir adapte seçeneğidir. Yani Color ile yansımanın birbirine adapte edilebileceği seçenektir. Blending modlar gibi. Pasifleştirelim. Yine Transparency'de bulunan Texture seçeneği mevcut. Yani parlamamıza bir texture eklemek için kullandığımız seçeneklerde gördüğünüz gibi parlamaya bir texture eklemiş olduk. Bu şekilde transparency kanalını anlamış olduk. Yine bir örnek olarak gösterelim daha iyi anlayabilmemiz için. Gördüğünüz gibi şeffaf bir küp oluşturmuş bulunduk. Bir render alıp izleyelim nasıl kaplamanın yapıldığını. Gördüğünüz gibi şeffaf bir kaplama oluşturmuş olduk. Bunu daha iyi anlayabilmemiz için pratik yapmamız tabii ki şart. Işıklarda, gölgelerde nasıl kırmanın gerçekleştiğini görmemiz için daha çok pratik yapmamızı öneriyorum.